Akıllı Tarım'a hoş geldiniz. Ben İrfan Donat. Her salı olduğu gibi karşınızdayız. Çeltik hasadı başladı. Hafta sonunda geçtiğimiz cuma günde Toprak Mahsulleri Ofisi çeltik alım fiyatlarını açıkladı. Dolayısıyla biraz sahadan gelen tepkileri, sahanın nabzını üretici tarafında bugün tutacağız. Hem bu sezon için rekolte beklentisi ne yönde, biraz o tarafı konuşacağız. Diğer taraftan tarımda tabii maliyetler ve fiyat çok tartışılıyor. Bunu çeltik özelinde biraz ele almaya çalışacağız ve tabii ki dış ticaretteki tabloyu da yine zamanımız el verdiğince konuşacağız. Çeltik dediğimiz zaman sofralarımıza gelen ya da mutfakta eksik olmayan sonuçta pirinç, ham madde. Bu bazen yemeklerimizde, bazen tatlılarımızda dahi kullanılan bir ürün. Dolayısıyla yine stratejik diye de tabir edilen ürünlerimizden bir tanesi. İki değerli konuğumla bugün çeltiği konuşacağız. İki çeltik üreticisiyle. Bir tanesi Samsun'dan bize bağlanacak. Doktor Bora Bölükbaş, çeltik üreticisi Samsun'dan bize bağlanacak. Diğer üreticimiz Sedat Balcılar. Kendisi yine hem çeltik üreticisi hem de İpsala Çeltik Üreticileri Birliği'nin eski başkanı. Birazdan hazır olacak o da. Bora Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk İrfan Bey. Nasılsınız? Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Yoğun mesainde bizlere zaman ayırıp da programa katıldığınız için biz teşekkür ederiz. Şimdi yönetmenimden Türkiye haritasını rica edeceğim. Ben niye sizlerle bu yayını yapıyorum? Niye Samsun ve Edirne? Baktığımız zaman Türkiye'de çeltik üretimine en büyük paya sahip illerde Edirne %40.8 gibi bir orana sahip. Samsun'a baktığımız zaman da orada %17.5 gibi bir oran çeltik üretiminde söz sahibi. Dolayısıyla bu iki il Türkiye'deki toplam üretimin %55'ten fazlasını zaten karşılıyor. Biz de hem Trakya tarafını hem Karadeniz tarafının nabzını iki değerli üreticimizle birlikte tutacağız. Bora Bey, şimdi Sedat Bey bağlanana kadar sizinle başlayalım. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Çeltik sezonu başladı. Bereketli bir sezon olur inşallah ama nasıl bu sene ekiliş alanları? Şöyle bir Türkiye genelini, siz tabii farklı illerde de muhtemelen iletişim halindesinizdir üreticilerle diye tahmin ediyorum. Ekiliş alanlarında bir azalma ya da artış var mı? İrfan Bey, merhabalar öncelikle. Çok teşekkür ederim. Biz çünkü temsile muhtaç bir kesimiz. Dolayısıyla böyle programlar bizim için çok önemli. En azından sesimizi duyurabileceğiz sayenizde. O yüzden size ve Bloomberg ailesine çok teşekkür etmek istiyorum öncelikle. İrfan Bey, bizim Bafra'da yaklaşık 136 bin dekar alanda bir çeltik üreticiliği yapılıyor. Her sene ortalama 110 ila 107 ton arasında bir pirinç üretimi ve İpsala'dan sonra ikinci ilçeyiz. Bizim alanlarımızda bu yıl için beklenen bir değişiklik yok. Ancak Gönen bölgesinde 2 hafta önce bir toplantı yapıldı bildiğiniz üzere. Sayın TMO Başkanı Ahmet Yurdal Bey de katıldı. Orada bir açıklama yapıldı. Rekolteden bahsedildi. Rekoltede %9 bir artış beklenildiği söylendi. Ancak bu %9'luk bir artışı biraz gerçekçi bulmuyorum kendi düşüncem açısından. Çünkü bizim için bu sene çok zor bir yıldı. Gerek yabancı otlarla mücadele açısından, yine Trakya'ya baktığımızda kuraklık açısından bu sene geçen sene elde ettiğimiz verimliliği alacağımızı düşünmüyoruz. Ve birden fazla 3-4 defa, 4-5 defa biz yabancı ot ilaçlaması yaptık. Kaldı ki açıklanan fiyatlar randımanlar üzerine ve biz bu sene ek olarak randımanların da düşeceğini bekliyoruz. Rekolte artımından ziyade rekoltede düşüş bekliyoruz. Şimdi zaten TÜİK'in bitkisel üretim birinci tahmininde dediğiniz gibi geçen yıl 900 bin tondan bu sene için 980 bin tonluk bir rekolte öngörüsü var ama Ekim ayı içerisinde, yanlış hatırlamıyorsam Ekim ayının son haftası ikinci tahminler yayınlanacak. Büyük ihtimalle orada bir aşağı yönlü revizyon olabilir diye tahmin ediyorum. Çünkü Trakya bölgesiyle de konuştuğumuzda yine aynı şekilde onlar da rekolte kaybından, verim kaybından bahsediyorlardı. Dolayısıyla ekiliş alanları belki paralel gidiyor geçtiğimiz yıllara göre trend olarak ama dekar başına verimlilik tarafında bir azalış söz konusu. Bu da tabii ki toplamda üretime yansıyor. Maliyetler tarafına biraz gelelim. Şimdi Toprak Mahsulleri Ofisi çeltik için alım fiyatlarını açıkladı. Randıman bazında, tür bazında. Önce bir sizin taraftan baktığımız zaman bu sezon nasıl bir fiyat çıkıyor karşımıza, bir maliyet çıkıyor? Şimdi İrfan Bey, şöyle bakmak lazım. Biz üreticiler olarak tabii ki maliyet hesabımızı yapıyoruz. Ancak bizim temsilcilerimiz de bakanlıklara, gerekli mercilere iletmek için, işte STK'lar, biraz sonra Sedat Bey de bahsedecektir, bir maliyet raporu açıklıyor. Bu
Bu maliyet raporunda bakın en büyük iki büyük ilçeden bahsediyoruz. Birincisi İpsala, ikincisi Bafra. İpsala'da açıklanan maliyet raporunda 30 lira 35 kuruş. Pirincin 1 kilogram çeltiğin maliyeti. Baktığınız zaman Bafra'da bizim kira fiyatlarımız Trakya bölgesine biraz daha uygun olduğu için bizde de 24 ila 27 arasında bir çeltik maliyeti var. Biz geçen hafta ofisin açıkladığı fiyatlar karşısında ciddi bir hayal kırıklığı yaşadık. Çünkü bir heyecanla bir hasata gireceğiz. Çok büyük bir mücadele verdik. Yabancı ot konusunda diğer paydaşlar iklimle mücadele ettik. Ve ofisin açıkladığı fiyatlar karşısında büyük bir şok uğradık. Çünkü biz maliyet raporlarını zaten iletiyoruz bakanlığa, gerekli yerlere. Ve bu maliyet raporları ortadayken böyle bir fiyatların açıklaması bize hayal kırıklığına uğrattı. Ben size yine fiyatlardaki artışlardan örnek veriyorum. Bakın mazot. 2023 yılı sezon başlangıçta biz 20 TL'ye aldık. Bu sene biz 43 lira, %105'lik bir artış. Gübre en masum %35-40'lık bir artış globaldeki düşüşlerden kaynaklı olarak. Yine sulama birliği, çeltiğin büyük bir girdisi su ve sulama birlikleri bize bu suyu temin ediyor. 350 lira olan su fiyatı bu sene 700 lira. Tarla kiraları yine aynı şekilde. İlaç, yabancı ot ilaçlarını biz 2 defa attığımız yerde bu yıl 4-5 defa attık. İlaçlarda da gene aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. %120'lik bir artış var. Yeküne vurduğumuz zaman bizim maliyetlerde ciddi sıkıntılar yaşadığımız bir dönem. Biz Anladım. ofisin açıkladığı fiyatlara zaten alışıyoruz. Çünkü ofis genellikle taban fiyatları açıklar ve üretici bir şekilde ayakta kalsın, kendini aktarsın. Ancak içinde bulunduğumuz dönem, enflasyonist dönem bir dönem, kredi faizlerinin yüksek olduğu bir dönem, bu fiyatlar bizi önümüzdeki sezona bile hazırlayamaz. Biz çok ciddi manada kredibilite de düşük. Ziraat Bankası'nın kullandırmış olduğu sübvansiyonlu kredilerle zaten biz bir şekilde döngüyü sağlıyoruz her sene. Önümüzdeki tabloda biz bir dahaki sene bu fiyatlarla nasıl üretim yapacağız? Bunun düşüncesi içerisindeyiz. Peki o zaman virgül koyalım. Sedat Bey de hazırmış. Sedat Balcılar, İpsala'da çeltik üreticisi, aynı zamanda İpsala Çeltik Üreticileri Birliği'nin eski başkanı. Hoş geldiniz Sedat Bey. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Sizle bağlantı kurulurken Bora Bey'le başladık sohbete. Şimdi hem sizden de kısaca Trakya özelinde de biraz bu seneki ekiliş alanlarında azalma ya da çoğalma var mı ya da aynı mı devam ediyor? Onun sorusunun cevabını alayım. Bir de verim tarafında bu sene rekolte beklentisi ne yönde bu sezon? Onun bir cevabını alayım. Buyurunuz. Şimdi efendim bugün Sayın Bakanımız, Tarım Bakanımız İpsala'daydı. Hep birlikte efendim yeni sezonun açılış programını, hasat programını başlattık. Oradaki resmi verilerden bahsederek söylüyorum. Bu sene Edirne bölgesinde toplam 480 bin dekar alanda çetik ekildi. 360 bin ton rekolte bekleniyor. Geçen yıla göre ekilişlerde bir miktar fazlalık var. Fazlalık olmasının sebebi tabii çeltik sürekli su içinde yetişen bir ürün olduğu için bazı barajlarımız daha iyi dolduruldu. Suyla ilgili bir sorun olmadığı için de haliyle ekilişler arttı. Verim tarafına geldiğimiz zaman bizim çeltik ürününde kullanmış olduğumuz herbisitler yani yabancı otlarla mücadele etmek için kullandığımız ilaçlar artık otlara karşı bağışıklık kazandı. İnanın 3 defa, 5 defa arka arkaya ilaç atan arkadaşlarımız oldu. Çelte defalarca ilaç atmanın sonunda her seferinde çeltik hırpalanıyor. Hırpalanınca da verim haliyle düşüyor. Bizim üreticiler olarak, İpsala Çeltik Üreticileri Birliği olarak toplam bölge için beklentimiz bu sene İpsala bölgesinden bahsediyorum. 700 kilogram civarında ürün bekliyoruz. Geçen yıla göre ne anlama geliyor bu? Geçen yıl nasıldı verim? Geçen yıl verim bundan iyiydi. Yani 750-800 kilolardaydı. Bir de bu tabii çeşitten çeşide de değişiklik gösteriyor. Doğru. Baldo türlerinde iri ekilen çeltiklerde verim bir Osmancık türü kadar yüksek olmaz. Genelde ortalaması 750 kilogram civarındadır. Ama orta tane dediğimiz tabii piyasada çok isimli çeltik var. Belki 100 çeşit isim telaffuz ediliyor. Doğru. Artık Türkiye'deki pirincin değeri Osmancık yani 23-24 bin taneli ürünler olarak düşünebilirsiniz. Bunlara Osmancık deniyor. Tanesi 28,5-30 arasında olanlara da baldo türü deniyor.
daha çok bunlar öne çıkıyor. Yani buradan yola çıkarak aslında siz de aynı noktaya geliyorsunuz sanırım. TÜİK'in bu sene çeltik üretiminde geçen yıla göre artışı sanırım revize edilecek gibi geliyor. Artıştan ziyade düşüş bile konuşuluyor diye anlıyorum. Şimdi yine Şimdi yine maliyetlerle ilgili. Şimdi TÜFE %52, Tarım GİFE'ye bakıyoruz %48. Ama Bora Bey'le de biraz önce konuştuk. TME'nin açıkladığı rakamlardan yola çıkarak söylüyorum. Geçen sene 24 bin liraydı tonu. 55 randıman Baldo grubu çeltikler için. Bu sene %29.2'lik bir artışla 31 bin lira olarak açıklandı. Kameo'ya baktığımız zaman 58 randıman, orada %30.4'lük bir artış var. Diğer tarafta Osmancık'ta da %25 bir fiyat artışı var. Şimdi siz de çeltik maliyet raporu hazırlamışsınız ki altında hem borsa başkanlığının işte çeltik üretici birliğinin, sulama kooperatifi hepsinin imzası da var. 30.05 gibi bir rakam çıkıyor. Bu fiyatlar ve sizin maliyetiniz sahada nasıl bir karşılık buluyor? Üretici açısından nasıl değerlendiriliyor? Şimdi az önce ben konuşmaları dinlerken Bora Bey de durumu arz etti. Bizdeki olay, Trakya'daki olay, yer kiraları bizde daha yüksek. Samsun tarafında yer kiraları bir tık aşağıda. Yüksek olmasının sebeplerinden bir tanesi buradaki tarım yapılan, yani çeltik tarımı yapılan alanlarda özellikle vakıflara ait 30 bin dönüm yer var. İpsala Belediyesi'ne ait 10 bin dönüm yer var. Bunlar ihaleye çıkarken yüksek muammen bedelle ihaleye çıkıyor. Ne kadar şu anda icarlar orada ortalama? Efendim, vakıf yerlerinin muammen bedeli 8500 lira. İpsala Belediyesi'ne ait yerlerin kira bedeli 7000 lira muammen bedel. 2023'ten bahsediyorum. Biz bu maliyet raporlarına kira bedeli yazarken her iki devlete ait olan arazileri ikiye bölüyoruz. Ortalama kira bedelini yazıyoruz. Şimdi muammen bedelden ihaleye çıkmış olan bir imtiyayı biz iki kişi kızmış, birbirini arttırmış, fiyat yükselmiş, bunu baz almıyoruz. En minimum seviyedeki tarla fiyatlarını yazıyoruz. Ama her ne olursa olsun çeltikte bizim teknolojiye ayak uydurabilmemiz için, bir de parantez açayım şunu söyleyeyim, az evvel Sayın Bakanımız da arz etti, söyledi bu konuşma esnasında. Dünyada dekar başına, bir dekardan alınan çeltik ortalaması 470 kilogram. Türkiye'de bir dekardan alınan ortalama çeltik ürünü 803 kilogram. Yani biz dünya standartlarının üzerinde bir üretim yapıyoruz. Bizim bu dünya standartlarının üzerinde üretim yapabilmemiz için teknolojiye ayak uydurmak zorunluluğumuz var. Eğer teknolojik çalışmasak, daha önce babalarımız dönemimizde, bizden bir tık önceki kuşak döneminde 50 dönüm yerde 50 tane tava vardı. Bu bir yer kaybı demek. Hmm. Efendim, araziler su. Şimdi 50 dönüm tavalarımız var. 50 dekarın her tarafında su, istediğimiz suyu tutturabiliyoruz. Sertifikalı tohum kullanıyoruz. Toprak tahliye yaptırıyoruz. En iyi şekilde üretim yapmanın peşindeyiz. Niye? Hem ülke kazansın, hem üretici kazansın. Bizim bunu yapabilmemiz için bizim maliyetimiz, sizin önünüzdeki raporda da var, 30 lira. TVO'nun bana verdiği fiyat, o da 30 lira. Peki piyasada TME açıklamadan önce ya da şu an itibariyle piyasada rakamlar nasıl? Bir de piyasa nasıl? Yani bir talep var mı? Hareket var mı? Çünkü burada finansman maliyetleri, finansmana erişim, stok maliyeti gibi birçok faktör. Biz bunu buğday, arpa, mısır tarafında yaşadık. Piyasada bir durgunluk yaratıyordu. Çeltik tarafında, pirinç tarafında nasıl tablo? Arz edeyim. İrfan Bey, 2023 yılı içerisinde Türkiye'ye dışarıdan gelen pirinç, bak pirinç diyorum çeltik değil, 580 bin dekar. 580 bin ton. Ton. Şimdi evet, Türkiye'nin bu sene TMO'nun, TÜİK'in beklentisi 980 bin ton çeltik bekleniyor. 980 bin ton çeltiğin kelime anlamı yaklaşık 580 bin ton pirinç yapar. Veya 600 bin ton pirinç yaptığını düşünelim. Türkiye'nin kişi başına pirinç tüketimi 8 kilogram. Türkiye'de 85 milyon vatandaşımız var. Artı 15 milyon da turist var, Türkiye'ye çalışmaya gelen var, Suriyeliler var. Diyelim Türkiye 100 milyon. Türkiye'nin pirinç tüketimi toplam 800 bin ton. Biz zaten bunun 600 bin tonunu üretiyoruz. Ama
siz tutup da bunun üzerine bir 580 bin ton da yurt dışından, 3. dünya ülkelerinden, Hindistan'dan, Pakistan'dan, Myanmar'dan mal getirirseniz şu an piyasada ne alan var ne satan var. Niye? Abi çok ithal mal girmiş. Korkunç. Ne? Toptancının eli dolu, sanayicinin eli dolu. İnsanlar bunu satmaya yer bulamıyor. Bizim için şu an bir tek imdat kolu efendim TMO kapılarını açıp da ürünümüzü satın alıp bir kısmını satalım, harcımızı, borcumuzu ödeyelim. Bunun peşindeyiz. Anladım. Size tekrar döneceğim. Bora Bey, işin tabii önümüzdeki dönemini de konuşmak istiyorum. Şimdi Sedat Bey ithalattan bahsetti. Yönetmenimden ikinci tabloyu rica edeceğim. İkinci tabloya da baktığımız zaman Türkiye'nin aslında pirinç ithalatında öne çıkan ülkeler var. Bir taraftan da tabii bu rakamlara da dökülmüş vaziyette. 2023 yılında 393 milyon dolarlık bir pirinç ithalatımız söz konusu. Bu toplamını söylüyorum. İşte kırık var, beyazlaşmış, tam pirinç var, kabuklu var çeltik olarak. Dolayısıyla 393 milyon dolarlık bir ithalat. Bir de benim dikkatimi çeken şey, yıllar itibariyle trendlere baktığımızda ithalatta 2018-2019 döneminde 387 milyon tonmuş, bin tonmuş. Sonra 229 diye devam ediyor ama geçen sene 772 bin tona çıkmış. Yani ithalat miktarında da ciddi artış var. Hani ihracata gidiyor, orada bir artış var mı diye bakıyorum. Orada trend aynı. Dolayısıyla içerideki o Sedat Bey'in dediği noktaya geliyoruz. Sanki hani depolarda ithal mal mı dolu ve bu piyasaya negatif mi yansıyor diye. Sizin tarafta bunun yansıması nasıl? Piyasada hareket. Sedat Bey de bahsetti. Bizim bölgemizde de çok bir değişiklik yok. Birazcık biz nazlı diyoruz bu alıcılara. Çünkü Sedat Bey de bahsetti. Herkesin eli şu anda dolu ve bizi pazarlama konusunda da ciddi sıkıntılar bekliyor. Kontrolsüz bir ithalat politikasının sonucu bu. Birkaç ithalat firmasının almış olduğu kararlar içeriye kalitesiz diyorum. Çünkü bu ithal edilen, 3. dünya ülkelerinden ithal edilen mal Türk damak sofrasına uygun değil. Dolayısıyla bunlar tüketimde de yeteri kadar olmuyor. Türkiye'nin çeltik üretimi zaten tüketimini karşılamıyor. Tamam, ithal edelim. Ama burada ithalatla tüketim arasındaki fark 200-250 bin ton. Yani 500-550 bin tonu zaten yerli üreticimiz, biz üretiyoruz. Türkiye'nin tüketimi 750 bin ton. Aradaki 200-250 bin ton kadar ithalat edilmesi gerekirken 550-580 bin ton Sedat Bey'in verdiği rakam ortadaki tabloyu bize en net şekilde gösteriyor zaten. Peki bu önümüzdeki döneme dair, yani şimdi bu sene çiftçi, üretici bu anlamda piyasada bir hareket olmazsa, şimdi buğdayda ve arpada bunun memnuniyetsizliğini gördük. Özellikle enflasyonun altında açıklanan bir rakam vardı. Piyasada buna paralel gitti. Çeltik tarafında önümüzdeki döneme dair bir risk teşkil eder mi? Üretimden kayış, çıkış ya da ikiliş alanlarında azalma gibi bir risk var mı? Tabii ki risk teşkil eder İrfan Bey. Biz şu an çok ekonominin durgun olduğu enflasyonist bir dönemdeyiz. Yani eğer biz maliyetine burs atışı yaparsak, ki Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 30 lira açıklamış olduğu grup Baldo Grubu. Baldo Grubu'nun ekilişi Türkiye'de çok yaygın değil. Genellikle %50-60 düzeylerinde Osmancık Grubu. 25 liradır yani açık. Ben o yüzden 25 lira üzerinden gidecek olursam bu bizim maliyetimizin de altına. Ve kredibilitemizin de düşük olduğunda biz genelde çarkı çeviriyoruz, bir şekilde döndürüyoruz. Ama bu döndürme de artık risk altına girmiş durumda. Bakınız desteklere bakalım. Türkiye'de 16 yıldır fark ödemesi desteği 10 kuruş. İrfan Bey, 16 yıldır 10 kuruş. Bu sene bir 3 yıllık bir planlama, olumlu bir adım atıldı. 3 yıllık planlamada orada da 30 kuruşa çıktığı gördük. Şimdi ben size şöyle bir örnek vereyim. 100 ton çeltik satın. Bu 100 tonu bugünkü TMO'nun açıkladığı 25 liradan Osmancık grubu çeltiği satın. %2.1 stopajdan yaklaşık 52.500 lira devlete stopaj veriyorum, fatura stopajı. Destek olarak fark ödemesinde aldığım miktar 10 bin lira. Yani arada 42.500 lira fatura kestirdiğim için devlete fazladan bir kendi desteğimi veriyorum, bir de devlete 42.500 lira. 30 kuruş oldu şimdi, şimdi de olacak 30 bin lira. Bu aynı zamanda kayıt dışılığı da teşvik ediyor.
Yani çünkü piyasada baktığımızda faturalı faturasız işte bir karman çorman oluyor. İthalatçı konumuna baktığımızda da ithalatçı kendi açısından bir şey biçiyor. Faturaları yüksek biçiyor, kesiyor. %10 bugünkü piyasada diyelim 25 lira çeltik, 30 lira 35 liradan belki fatura kesecek. Diyecek ki işte ben iç piyasadan 25 lirayı alamıyorum. Hadi bir daha ithalat yapalım. Bunun gibi şeyler de söz konusu. Dolayısıyla ithalat musluklarının bu kadar açılması aslında bir nevi manipülasyon diye de düşünüyorum. Anladım. Sedat Bey, son 1-2 dakika kaldı. Siz mevcut tablodan yola çıkarak ne söyleyeceksiniz? Önümüzdeki döneme dair riskler noktasında, ekiliş alanları ya da fiyatlamaların üretici motivasyonuna yansıması noktasında. Efendim, ben şunu arz etmek istiyorum. Daha önceki yıllarda bu yaşandı. İç piyasadan mal alan sanayiciler bunun ismine tarife kontenjanı deniyor. Evet. Diyelim ki iç piyasadan 10 bin ton mal aldı sanayicinin biri. Buna karşılık devletin uygun gördüğü %25, %30'unu dışarıdan ithal edebiliyorsun. Böyle bir sistem Türkiye'de oturmadığı sürece bu ithalat politikaları hep bizim canımızı yakar. Türkiye'de 5 tane büyük firma var. İsimlerini zikredemem. Tabii mümkün değil. Efendim, bunlar TMO pirinç ihtiyacı olduğunda bir ihale açıyor. Zaten bunlar Mersin Limanı'nda malları hazır. İhaleye katılıyorlar. Oradan alıp TMO'ya bu malları veriyorlar. Şimdi burada Türkiye'de 5 mi büyük, binlerce çelik üreticisi mi büyük? Burada 5 kişi para kazansın diye binlerce çelik üreticisi arada kurban gidiyor. Şimdi Türkiye'de öyle bir sistem var ki yılbaşında gümrükler aşağı indiriliyor. 31 Ağustos'ta yukarı kaldırılıyor. Yani yılda 4 ay, efendim, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık'ta 4 ay gümrük vergileri çalışıyor. 8 ay çalışmıyor. Bu arada doktor da, mühendis de, bakkal da, marketçi de herkes pirinç getiriyor. Olmaz abi, biz bu maça dayanamayız. Benim maliyetimin, arz ettiğim bu paraya mal etmişim, ben uzun tane için konuşuyorum, 7 tane için konuşuyorum. Aynı paraya, evet, mal satmak zorundayız. Evet. Tamam, ülke dar boğazdan geçiyor. Biz de üreticiler olarak elimizi taşın altına koyalım. Bizim buna söyleyecek bir lafımız yok. Ama benim maliyetlerimin %70 arttığı yerde sen bana %25, %30 verirsen ben, sermayem biter. Seneye ben bu işi yapsam da banka kredilerine dönmek zorundayım. Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum paylaştığınız bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Süremizin sonuna geldik. Zaman zaman sosyal medyadan niye çeltik konuşmuyorsunuz, niye pirinci konuşmuyorsunuz diye de serzenişler oluyordu. Bu vesileyle de konuşmuş olduk. Tabii biz takip edeceğiz gelişmeleri, piyasadaki durumu ve izleyicilerimize de an be an aktaracağız. Doktor Bora Bölükbaş ve Sedat Balcar, iki çeltik üreticisi Edirne ve Samsun'dan bağlandık. Mevcut piyasanın görünümünü üreticinin gözünden sizlere aktarmaya çalıştık. Yarın, her çarşamba olduğu gibi saat 12.30'da Tarım Analiz'le karşınızda olacağız. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal konuğumuz olacak. Bu soruları kendisine de soracağız. Bakalım o ne cevap verecek. Görüşmek üzere.